Ben buna nasıl bir tek aldım? Teşekkürler Sergi'ye, teşekkürler Amalı'ya. Böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Camdan atlayacağım. Çok etkili. Dedi ki bütünlemeyi düşünmeyin. Son 3 senedir yaşadığım en saçma sapan gün olabilir. Benden çıktık. Final haftası vlogu. Hiç mutlu değilim. Senden gelecek mi? Benden de gelecek. Bu arada geldi. Wow, ben çektim. Ya, ilk vlogumu çekmeye başladım. Artık dedi bu adam ulaşırsınız bana da. Şurada çıktı. Nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Açıkçası çok malum mutlu değilim. Malum hocanın 8 tane dersine giren o kız. Boynu bir dönem, kaldı. Bir sınavından 2 aldım. Oha. Ben de onu almıştım. Ben 80 aldım. Oymuşsun. Yani arkadaşlar bu işler böyle. Arkadaşlar biz bitti demem ben bitti. Biz noktaya koymadan olmaz yani. Sonra gidip bitmeyemiştik. Öyle de saçma sapan bir gün olduğu için aklımda kalmış. Kadıköy'de çok güzel bir bütmeci var. Bütme ne lan? Kanka. Bütme evi. Evet. Bütme. Gittin mi? Gittim. Doğan çok götürdüm. Katmer gibi bir şey mi? Kanka. Gözleme. Ha. Bütme de deniyormuş. Ben bilmiyordum. Biz patila diyoruz. Elazığ. Ve katmer aslında. Aynen. Aynı şeyden bahsediyormuşuz. Muhtemelen evet. Ama siz daha küçüğünü yapıyorsunuz sanırım. Evet evet. Biz böyle yarım ekmek gibi yapıyoruz. Ali hiç mutlu değildi. Buradan güzel izliyorsa kesinlikle Allah bütmenin belası olan diyordur. Ali boş yapmasın. Hayır ya. Gitti en kötüsünü yedi çünkü. Bir gün bütme yemeği. İyi olmuş. Bütme vloğa geliyor ya. Hadi bakalım. Şimdi biz pilav yiyeceğiz. Sonra blok 8'e kadar açık olduğu için P bloğa geçeceğiz. Okulun kekoları. Kanka P bloğun önünden böyle son ses geçiyorlar ya. Bir düşüyoruz, bir düşüyoruz. Gerçekten... Akıllara zarar. Yani böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Camdan atlayacağım. Çok etkili. Sözü Barkın'a vermeden önce ve sorularımı sormadan önce beni tanımayanlar olabilir. İlk başta ben de kendimi tanıtmadım. Didem Koskos Kürel. Son olarak da integration'dan bahsedeyim. Zaten söyledim. Tamamen API based çalışan bir servis olduğu için de seamless bir şekilde normal siz API komünik servisiniz içinden koyun. Backend server olabilir veya herhangi bir portalınız olabilir. Baktığımız zaman işte Amazon, ya benim bu arada Amazon'un en çok sevdiğim şey aynı işi yapmanın 10 farklı yöntemi var. Bizim burada ilk aklımıza gelen yöntem işte Amazon Marketplace üzerinde işte bu Stable Diffusion'un işte Foundation modeli. Arkadaşlar Inspire to Build etkinliğine şimdi merhaba. Yemek arasındayız. Meriç geldi. Gamze ve Berfu da burada. Evo gitti. Şimdi yemek arasındayız. Şeyde fotoğraf çekinildi. Inspired to Build kısmında. Aldık. Stickers. Evet, Start Yet Campus'tayız arkadaşlar. Bizim ofisteyiz. Wow. Time to lunch. Let's make game. Size de gezdireyim. This is the problem. It's not the problem. But if we have a like framework that says to do the timeline, showing okay, our first stage is what if we can get the investor to integrate and maybe like some global stickers. And the next stage, we are going to make the wish list. Evet, şimdi çıktık. Final haftamız olduğu için ders çalışmamız gerekiyordu. Onlar hiç çalışasımız yok. Kızlar nerede? Bilmiyorum ki. Gayet güzel bir etkinlikti. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Akşam LinkedIn'e bir post. Teşekkürler Sergi'ye, teşekkürler ama. Soru gibi soru özgürüm Allah. Ün Digital System Design
finalim var ve gerginim. Ama finali de iyi veririz. Ya ben bu derse AA vermek istiyorum. Ama finalimden 30 alacak kadar falan yapabilirim diye düşünüyorum. Çok emin değilim. Aslında iyi ki vardık ya. Ama herkes 100 aldı kanka sanırım. Evet ama yani peki duyuruyu... Çok korkuyorum. Duyuruyu Word dosyasında yazıp ayrıca bir de ders notaları. Evet. Hocanınki dersine, sınavına gireceğimiz, finale gireceğimiz hocamız duyuru attı. Dedi ki bütünlemeyi düşünmeyin. Biz finalini düşünüyoruz. Sinemayı da düşünmek istemiyoruz ama elimizde olan bir şey değil. Tehdit mi, motivasyon mu? Neyse şimdi müthiş çalışıyoruz bakalım. Gerginiz. İnşallah 30 alırız diye şu an. Hadi bakalım. Ardın yetmiyor gibi de midem bulunuyor. Gerçekten sınav çıkışı yani. Neyse bıçak alayım herhalde. Çok iyi geçmedi. Şimdi makarna söyledim. Sürekli makarna ve tavuk. Gerçekten günah yerler. Antalya'ya gitmeyiz. Tabii çok omurgasız gibi çıkıyor. Acımıyordu, acımıyordu. Sana yazıklar olsun. Umarım iyisinizdir. Şimdi baksın ben vurdumdan hiç video çekmemişim. Vallahi öleceğim şimdi sıcaktan. Haziran'da yani yaz aylarında İstanbul'da olmak en son isteyeceğim şey. Bu da şey sıcak güzel Antalya'da olmayı tercih ediyorum. Finallerim bugün bitti. Size anlatmam gereken birkaç bir şey var. O yüzden böyle bir aşı kurdum kendime. Umarım sesim güzel geliyordur. Şimdi sabah 8'de, sabahın 8'inde inkılap sınavım vardı. Ona girdim. Umarım iyi geçmiştir. Evet size şimdi bir şeyler anlatacağım. Finallerim nasıl geçti? İki tane büt bekliyorum potansiyel olarak. Birine bile isteye bırakmadım ama birine çok çalışmamıştım. Vize finalden 15 almışım. Normalde sınıf ortalamasını geçtim ama finalden 30 alma zorunluluğumuz olduğu için TÜN'e gireceğim onu. Kesin numerical method'dan büte kaldım. Bekliyordum. Bu beklediğim bir şeydi. Finalim de çok vizem de çok iyi geçmemişti ve sınıf ortalaması 24.1'di. 100 üzerinden. Diğeri de Digital System Design. Umarım ondan kalmam. Onun vizesinden bayağı yüksek aldım ben aslında. Bayağı istediğim derslerden biri Digital System Design yani. Dijital sistem tasarımı, devre tasarımı falan var böyle. Bizim finalde 30 sınırımız olduğu için ben geriliyorum. Yoksa geçerim diye düşünüyorum. Yani 30 umarım almışımdır yani. Finalde öyle bir raddedeydim. Çünkü son konular biraz karışıktı ve ben derslere çok katılmadım. Arkadaşlar merhabalar. Gerçekten yani bitse de gitsek modumun son raddelerindeyim. Bugün gerçekten o kadar çok gitmek istedim ki sabahleyin kalkıp ağladım. Ağladığım için başıma ağrı girdi. Hap içip uyudum 3'e kadar falan. Sonra biraz dijital sistem tasarımı çalıştım. Ya ben buna nasıl büte kaldım? Biraz buna şaşırdım. Neyse biraz çalıştım. Anlamadığım yerleri anladım biraz. Çünkü anlamadığım yerler vardı gerçekten. Devre falan tasarlıyorum gerçekten. Sıkkım sıyrıldı. Bir de ben Coursera'da Amazon'un bir kursuna başladım. Ben böyle AWS Cloud işte bunlara bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü işte düzenlediğimiz etkinlikte falan da çok konuştu. Solution arkitektlerimiz bahsettiler. Hani bilmedim bir sürü şey var zaten ama bir ucundan bucağından bir gireyim istedim ve bu da hani AWS'in Cloud Consultant yani danışman olarak olanının sanırım profesyonel sertifikasıydı. İnternete anlatıyor işte HTML, CSS işte sunucuların istek göndermeleri, arka planda nasıl çalışıyor vesaire bunu bir anlatıyor ki yani benim şu an ilgilendiğim backend kısmına da zaten alakalı şeyler anlatıyor ve normal zaten IT'nin basic fundamental'larını veriyor yani. O yüzden gayet yararlı bulduğum bir kurs şu an. Cloud kısmına geçmek için heyecanlıyım. Cloud kısmı modül 3'te. Modül 2'nin internet kısmını bitirmek istiyorum aslında. Bugün bitebilir miyim bilmiyorum. Bugün aslında biraz devreme baksam, aklım aşırı Amazon'un sertifika programında yani onu dinlemek istiyorum. Ben artık gerçekten devre tasarımı, devre olarak hiçbir şey görmek istemiyorum. Seni de görmemek adına verip bitirmek istiyorum ama yani gerçekten çok sinirleniyorum ve gerçekten motivasyon, moral hiçbir şey yok yani büte çalışma konusunda. İstemiyorum. Gerçekten bütün kalbimle ben eve gitmek istiyorum. Dün sinemaya gittik. Ters Yüzü izledim. Yarın da bir arkadaşımla, liseden arkadaşım mezun olmuş arkadaşlar beni. Ben 2020 çıkışlıyım. Ve 2024 yani 4 senelik kazananlar, ben bir sene mezun kalan bir sene hazırlık ikinci sınıfım şu an. Mezun oluşumdan 4 sene geçmiş ve onlar şu an mezun oluyorlar. Ve biz o kızla hani şey böyle gezeceğiz falan. Ben asla dışarı çıkan bir insan değilim. Yeni yeni bu sene açıldım. Bir daha gidelim gezelim bari. Benim Temmuz'da mezuniyetim var falan diyor kız böyle. Şaşırıyorum ama yani şu an mezun olmak istemezdim. Onlar da biraz gerginler yani. Bir iki tane daha var arkadaşım liseden.
Diyorlar ki gerginiz yani ne yapacağız bilmiyoruz falan hani. Bir bakayım kim ne yapıyor falan böyle. Çok bir acelem de yoktu yani, hazırlıktır işte mezuna kalmadır vesaire. Tabii arada istiyorum yani artık iş hayatına atılayım falan ama bu öğrenme süreci de hoşuma gidiyor. Sadece okul beni biraz baskılamasa. Yani okul şu an önüme benim engel gibi hissediyorum gerçekten. Bir sürü böyle bizim etkinliğimizdeki solution arkitektlerimizden biri okulu bırakmış arkadaşlar. Biri de aynı bilgisayar mühendisliği matematik çap yapmış. İki bölüm birden bitirmiş ama ikisi de aynı konuda çalışıyorlar. Yani ikisi de çok garip bir örnekti. Yani okulu bırakmaya şu an motivasyonum yok tabii ki. Okulu okuyacağım, mühendislik diplomamı almak istiyorum ama gerçekten bazen diyorum ki hani gerçekten şart mı hani bunları görmem falan oluyorum yani. Umarım bir yerde işime yarar da. Haziran'ın ortasında devre tasarladığıma değer yani gerçekten. Sıkıldım yani ve ben 5 aldığımı düşünmüyorum yani. 5'lik kağıt vermedim. 30 alsam BV vereceğim dersi. 30 bile alana bak bana biraz koydu. Buraya böyle devre falan çizdim. Burayı bunu anlamamıştım. Biraz karışık gelmişti. Şimdi anladım biraz. Current state falan varmış. Böyle flip floplar var. Hafıza elemanları oluyormuş. Tarzı. Ya böyle bir soru vardı sınavda. Bunu yapamamıştım. Evet. Bundan puan alamadım. Ama ya 30 alacağımı düşündüğüm bir soru vardı. Ondan da alamamışım. Ama benim biraz sinirim bozdu. Neyse şunları bir okuyayım bari ya. Buraya state table. Sana bir tane video var. Onu izlemem gerekiyordu. İzlemeyeceğim. Bugün hiçbir şey yapasım yok. Bugün Amazon'u bitirmek istiyorum. Bugün çok saçma sapan bir gün. Evet, yani hayatımda yaşadığım en son 3 senedir yaşadığım en saçma sapan gün bugünü olabilir. Bugünü bekliyordum ve bugün yaşamadın kalmadı. Bugün yani. Gerçekten tersiz 1,5 aydır ya iple çekmişim yani gerçekten. Ben bugün için bilet mi değiştirmedim, büte mi girmedim bilmem ne. Neyse şimdi arkadaşlar Çağan Şengül ve Çağan Şengül gibi çıktı değil mi? Çağan Şengül dedim ama. Ha Çağan Şengül mü? Çağan Şengül'le Gökhan Türkmen'in konserine gidiyoruz. Doğru gidiyoruz. Buradan geçeceğiz dur. Kanka buna nasıl karşıya geçeceğiz? Burada yol yok abi. One eternity later. Yani ilk Çağan Şengül çıkmış. Gökyüzü. O kadar kişi şimdi. Yolda dinledik. Son şarkısına denk geldi. Son şarkısına denk geldi. Ama önde kızlar da memnun değildi. Evet, gelen geç çıkmış ona rağmen. Sen ortamı çeksen ortam çekebilir misin? Kanka ortam bu ya. Bahar Şenliği. Bizim Bahar Şenliği daha eğlenceli. Daha eğlenceli, daha iyiydi. Orada kanka 0 lira veriyorduk ama daha zevkliydi. 0 lira vermiyorduk kardeşim. 70.000'in içine dahildi o şenliği. 35 bursla senede bir kere yaptık. Polonya'da böyle ortam bulamayacağız. Kartı direkt çekmem. Girişte sularımızı aldılar, şimdi 20 lira suya vereceğiz. Harika bir gün. Kandır kendini kandır. Güzel geziyor. Şu anı kaçırmışız. Olabilir çok orta yaş. Böcek gibi. İşte gerçek eğlence. Gerçek eğlence. Ya bir de önden diye fazla para verdik. Önerdi olayı hiç yokmuş yani. Ya bizim bu kerizlik şakamız ya. Güzelim buna gitmeyin. Dur bak bir şey olur ben. Yok. Ve dolunay mı var bak. Dolunay da bir tek bana mı olur? Sana mı var ya? O da sen kimsin o? Bilmiyorum yani bir şey olmuş olmaz. Bugün hiç iyi bir gün değil. Nerede biri falan sordu mu sana? Bir olur ve baba aldın mı? Kanka almış olsam önceden almışımdır. Bir de kimseye bir kötülüğüm dokunmadı yani. Çok canlar yaktı biliyorsun ben. Ha ben çikolatam vardı. Onlardan almadı onu gördüm ama. Çikolatalarım var. Neler yedim. İşte gerçek eğlenceli. Nasıl gidiyor? Ya yok lan. Bu benim mi? Aldın mı? Senin yanın başka.
şu an kapıya gidiyorum. Bakın böyle bir şey yaptım. Abi ben kim yok bilgisayarıma bağlıyorum böyle. Çok gerginim. Daha sonra kalp atışımı göstereceğim. Neyse gidiyorum ama mutluyum bu konu hakkında. Kapım o. Normal check-in yaptığım yerden falan. Bir kat aşağıda sanırım gene otobüse falan gidiyoruz ama hiç sevmem otobüse gittiğimde. Evet böyle zemin kat şeyi bu aşağı iniyor çünkü. Neyse umarım rötar ve türbülans yapmaz. Geriye her şeye düşmediği sürece okeyim. Allah'ım sen beni koruyorum. Çok panik oldum gerçekten. İlk defa kalp atışım bu kadar hızlandı. Bir de oturunca daha da stres oldum. Aradım kapıya gideyim. Rahatlarım. Başka. Clogging. Saçlarımda böyle yapmam bakın. Anksiyete yediğim o gün. Gerçi daha yiyemedim. Uçağa binince. Kötüleceğim. Ve çok özel bir sarma odası diye bir şey var. Hamile belgesi olanlar, engelli olanlar ve çok özel misafirlermiş. Bilmiyorum. Bakın şurada lunch varmış, onu göstereyim size. Sanırım o lunch bu lunch. Türk Hava Yolları'nın şeyi var burada. Aa bu ne? Ne yapıyorlar? Ha, benim kapım bu. Böyle bir şey var. Eagle Airport diye. Lunch domestic, bu da şeymiş. Adı neydi? Business class and first class'lar sanırım burada oluyorlar. Bunun içini de Atakan Özgürt'le Selen Özgürt'ün bir tane videosu vardı. Ondan izledim. Eğer biznes alırsak girer bakarız içine. 2 sene sonra falan. Şimdi oturup bekleyeceğim. Evet arkadaşlar videoyu kapatma vakti. Baktım videonun editlerken kapatmamışım. En son bindiğimi çekmişim ama indiğimi çekmemişim. Köyümdeyim. Neyse şimdi çok fazla bütle alakalı konuşmuşum ve aslında derslerle alakalı falan ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Çok fazla çıkarım yaptım ve derslerle alakalı bence aktarabileceğim fazla şey var. Yani içeriklerle alakalı. Şimdi iki tane büte kaldığım dersim vardı, onları geçtim. Benim bütüne girmeyecektim, son anda girdim. Zar zor yetiştim. Sayısal analizi seneye bırakmayı düşünmüştüm aslında. Orada değişik olaylar oldu. Anlatırım bir ara anlatırım. Dijital sistem tasarımıyla alakalı çok fazla gergindim. Ve hani AA vermek istedim bir derste. İstedim mi arkadaşlar? Ben başardım. Beni bir tebrik eder misiniz? Yani bu tebrik etsen hak ettiğimi düşünüyorum. Bakın! Çekemiyorum. Gözükmüyor. Neyse şuraya bir yere koyarım. Aa geçtim arkadaşlar. Sayısal analizi aa gelmeyecekti zaten. Ben DC falan gelir diye düşünüyordum. O civar bir şey geldi. Yani ucu ucuna da olsa geçtim. Ders aa vermek için özel bir çaba sarf ettim. Ve çaba sarf edince oluyor. Bunu bir aktarayım istedim. Yani derslerimiz aslında çok zor değiller ama bilmiyorum yani. Çok üstüne düşmeyince de yapamıyorsunuz. Sınıf ortalaması da beklediğimden benim yüksek geliyor hep. Neyse böyle update demek istedim. Şimdi size ayrı bir videoda çekiyorum. Birkaç tane seri gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın videomu izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.